bir günde bembeyaz oldu böyle saçlarım. Ve o günden sonra işte bu şiire yön vermeye başladım. Valla ihtilaldan önce ben 3 defa 28 tümende yargılandım. 3 defa kurşunlandım. Şu Kars hatırası. Aşk ile ağarttım beyaz saçımı, güzeli sevilen huy insanoğlu. Şu telefonda 8000 tane şiirim var. Ömür bitti. Dudan köyünde doğdum. Babamın ismi Feyzullah Yüksel. Annemin ismi Zahide Yüksel. Biz 5 kardeş doğduk. En son keseni benim. 4 kız kardeşim, bir de ben varım. Tabii Yudan'da mal mülk yok bizim. Babamın malı mülkü yok. Ustalıkla geçiniz kendisi. Tabii biz 5 kardeşi bir arada omuz emaiyle geçindirdi rahmetli babam. Ve biz ilkokul çağına geldik. İlkokul çağında efendime söyleyeyim, Yudanköy'ü ilkokuluna ait oldu. Evimiz ufak bir yerdi. Ufacık bir yerdi. İnşallah o köye de giderik. Oraları da gördük efendime söyleyeyim. Babamın yanında ilkokulu bitirdikten sonra babamın yanında çıraklık yapmaya başladım. Kerpiç duvar, taş duvar. Efendim söyleyeyim. Bu tür şeylerle okulu bitirdikten sonra babamın elinde olmadığı için okuma yazma öğrenemedik. Liseye falan gidemedik. Ortaokul, lise. Fakirlik tabii çoktu tabii haliyle. Efendime söyleyeyim. Babam omuz emaiyle geçindi. 5 çeriklik bir tarlamız vardı. Bir de 10 çiniklik bir tarlamız vardı. İlkokulu bitirdikten sonra babamın yanında çıraklık yapmaya başladım. Tabii ki biz dar gelirli insanlarız. 5 kardeşi bir arada büyütmek o zamanki duruma göre efendime söyleyeyim. Fakirlik var. Efendim herkeste var. Bizde yok. Efendime söyleyeyim. Köylerden babam hiç şey yapmazdı rahmetlik. Pazarlık kesmezdi. Bir ev yapılacaksa oraya vardığı zaman sen ne verirsen ver komşu derdi. Ve soyunur, ceketi soyunur. Efendime söyleyeyim. O komşu da ev yaptıktan sonra evimizde ne şeyimiz ihtiyacımız varsa o komşular görürdü. Anlaşılıyor mu? Buğdayımız yoksa buğday, unumuz yoksa un. Efendime söyleyeyim. Samanımız yoksa saman. Efendime söyleyeyim. Zaten bizim de bir eşek, bir inek vardı. Efendime söyleyeyim. Babam böyle komşulardan hiç bir şey matlup etmezdi. Paşa derlerdi babama, paşa. Evet. Niye? Herkesin yemeğini yemezdi. Anlaşılıyor mu? Her kadının yemeğini yemezdi. Paşa derlerdi. Tabii el işlerinde çalıştı ama baktı ki bu evin hanımı, onlar da mesela garibandır bilmem nedir. Hiç şey yapmazdı. Köyden köye gider gelirdi. Gelin gürlü, ağacı, karga, efendime söyleyeyim. Bizim bu civar köylerde köyden köye gider gelirdi. Akşama kadar çalışır, akşamına gelir, sabahleyin giderdi. Böyle şey yaptı. Bir ara ekinleri çekirge yedi. Ekinleri çekirge yedi, efendime söyleyeyim. İşte kalan şeyleri komşular piştiler, getirdiler. Komşular da yok ki bize versin. Her şey kıtlık gibi bir şey. Efendime söyleyeyim. Babam dedi ki hadi oğlum eşya ise bir şey at, habe at. Gidelim yol üzerinden kırf toplayalım. Kırf dediğim ekinlerin kellesi. Ekinlerin kellesi dökülür biliyor musun? Tarladan komşular sapı getirirken de dökülür. O kelleleri topladık. Kelleleri topladık, getirdik, babam dövdü ve buğday haline getirdik, savurdu, efendime söyleyeyim. Aşağı yukarı o seneki yeğimizi o şeylerden, yollardan topladığımız kırfları, efendime söyleyeyim, yiyecek yaptık.
Komşu da yok ki bize versinler. Tamam, herkes ekiyor. He, herkes ekiyor, biçiyor. Efendime söyle. O baharın bir şey geldi efendim, bir zepse oldu, bir meyve oldu ki haddinden fazla. Hı. Efendime söyle. Babam dedi ki oğlum, biz bu kayısı erikleri ne yapacağız? Bir ev yaptık. O önceki evden sonra bir ev daha yaptık biz. Hı. Efendime söyle. Bunları satak dedim. Tamam baba dedim. İki eşek alır, Battal, Paşa Koyu, Sarı Mingören, efendime söyle, Kaşkış'la oralarda sattık. O sene de yeğimizi ondan çıkarttık. Derkene bugüne geldik. Bugünlere geldik. Tabii dört kardeşim var. Eniştem Mustafa, babamın amcasının kızı olur. Annesi, Mustafa'nın annesi, babamın amcasının kızı olur. Gökşen ismi. Bizim köye geldiler, yerleştiler. Bunlar Bayburt'tan geliyorlar. Bayburt muhaciri. Anlaşılıyor mu? Babası. Efendime söyle. Bizim köye geldiler. Bübünün de tarlaları var. Babasından kalma tarlaları var. Efendime söyle. Orada babam onlara bir, biz kerpiç kestik. Rahmetlik Hacı Eniştem'le beraber. Efendime söyle. Ona bir ev yaptık. Yapmadan önce, evi yapmadan önce bizim eski evlerin yanında Koromar diye birisi var. Onun evinde oturuyorlardı. Onun evinde oturuyorlardı. Bacıma da nişanlandı. Bacım ona kaçtı. Kaçtığı yer neresi biliyor musun? Bizim havludan, dam başından hemen Omar'ın evine girer. Anlaşılıyor mu? Bitişik. Dam başından merdivenden çıkmış, kaçmış. Dediler ki Nutlu'ya kaçtı. Efendime söyleyeyim. Babam dedi ki hiç üstüne varmayın. Olur, iki gömül bir olmuş. Efendime söyleyeyim. Ne yapacağım? Filanca şunu yapmış bunu. O da benim bibimin oğlu. İkisi varsın, evlensinler. Ve öyleliğine bacım, efendime söyleyeyim, evlendiler. Ve ben gider gelirdim. Bacım ayaklarımı yıkardı. Böyle hani kirlenmesin veyahut da üstüme başıma iyi bakardı. Hani tek oğlan olduğum için. Çok da nazlı büyüdüm yani. Babam olsun, annem olsun, çocuklar olsun. Ondan sonra Şemşi bacım, eniştem Kurt Celal derler enişteme. Erzurum'dan geldi. Köylerde çobanlık yapar. Bacım da ilkokul 3. sınıfta. Bizim köyde güdencelik yapıyor. Celal'ın kardeşi Cemal, Kemal, Celal. Üç kardeşlerdi. Cemal Karga'da güdencelik yapardı. Kemal Dedik'te ikamet ederdi. Kemal Dedik'ten evlendi Zühre isminde birisiyle. Hacca isminde birisiyle de Cemal evlendi. Ondan sonra sıra Kurt Celal'a geldi. Ben de ilkokul 3. sınıf falandım. Efendime söyleyeyim. Dediler ki Kurt Celal bacına dünür oluyormuş. Ondan biz de dedik ki ya onu büyükler bilir, biz ne bilecek. Amcam vardı Yusuf öğretmen. Kurt Cemal gelmiş demiş ki amca bu kıza Allah'ın emriyle bir münasip Celal'a bir çocuk bulak everek. Amcam da köyde eğitmenlik yapardı. Evet. Yusuf Üngörmüş eğitmenlik yapardı. Düşünmüşler demiş ki Feyzullah'ın bir kızı var 3. sınıfta okuyor. Biz bunun yaşını büyüdük. Celal'a verelim demişler. Ve odada babamı çağırmışlar. 3-5 komşu. Babama demişler Allah'ın emri peygamberin kavliyle Celal'a dümürük senin kızı. Babam demiş ki daha ilkokulda nasıl olacak bu? Tabii o zamanki kızlar yetişikti. İlkokula giren kızlar yetişikti. Efendime söyleyeyim bizimki gibi böyle bebeğe değiller ki. Tamam diyorlar. Okul dönemi ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra getiriyorlar. Yaşını büyütüyorlar. Celal Ağa'ya nişanlıyorlar. 14-15 yaşlarında bacım. İşte 30 veyahut da 25-27 o aralardadır. Celal. Evet. Bizim köyde tabii bu güdencelik yapıyor. Osman Paşa'ya gidiyor. Oyunculuğa gidiyor. Her tarafta güdencelik yapıyor.
Bacımın düğününü harman yerinden Gargı'ya götürdüler. Düğün ettiler. Babama ne verdiler? 2 keçi, 3 koyun, az bir şey de bir mehir parası. Mehir parası dediler, biliyor musun? Önünden aldılar, götürdüler. Ve nitekim böyleliğine eniştemin bacım öyle evlendi. Eski evlerimiz çok dardı. Şimdi eski evimizde Selim amcam vardı. Biz vardık. Koşan bibim vardı. Efendime söyleyeyim. Selim amcam vardı. Bunların hepsi bir aradaydık. Bu da nedir? Aşağı yukarı bir 300 metre yerin içerisinde. Hmm. 5 tane evin birleştiği yer. Hmm. Anlaşılıyor mu? Bundan sonracığıma Haşim İkbal evlendi. Haşim'le. O da gariban, öksüz, yetim. Babamı yine çağırdılar. Babam dedi ki, ya nerede öksüz, nerede şey varsa hep bizim kıza geliyorsunuz. Allah'ın emriyle onu da verdim dedi. O da Haşim'le evlendi. Döne peşinden geliyor tabii peş peşe. 4 tane kız peş peşe geliyorlar. Gelingülü'den Topal Ahmet diye birisinin oğlu Yusuf Özbek. Kedümür oldular. Babam onu da verdi. Peş peşe. Her biri de bir iş sahibi oldu. Allah'a şükür. Yüzümüzün ahıyla hiç kimsenin malına, maşına bakmadan hayatımızı idame ettirdik. Bugünlere geldik. Mustafa Şardan diye birisinin işine girdi. O kendi hayatını öyle kurtardı. Celal Efendi buraya geldi Yozgat'tan. Bekçi oldu. Bekçilikten sonra çıktı. At arabacılığı falan yaptı. Bacım yuğuya girdi. Şemşi bacım yuğuya girdi. İkbal bacımdan da onlar da Ankara'da ikamet ettiler, ediyorlar. Efendime söyleyeyim. Rahmetlik Haşim eniştem Hacettepe'de çalıştı. O da emanın karşılığını aldı. Efendime söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Hepsine de Allah rahmet eylesin. Eniştemin 3'ü 4'ü de öldü. Allah rahmet eylesin. Kani kani ne diyelim. Hiçbir ağrımadım, incimedim. Ben onlara yaptım, onlar bana yapmadılar. Çünkü ben babamın bir tek bir gözünü kok olduğum için hem nazlı hem de şımarık büyüdüm. Deli çavuş derler. Köyde adıma deli çavuş derler. Emin ol, Ankara'da ben işe giderken bayanlar hep yol değiştirirlerdi, Osman geliyor diye. Anlaşılıyor mu? Çünkü çatardım, hemen çatardım. Onun için çok deliliklerimiz de var, deliliklerimiz de var yani. Allah razı olsun. Şimdi Döne'ye gelelim. Döne Gelingüllü'den Topal Ahmet'in Yusuf Özbek'le evlendi. O da çok çekti. Efendime söyleyeyim. Tarlaydı, tumbudu, ekiniydi, saçınıydı tabii. Kocası efendim, o da güdencelik yapardı. Sarın'ın önünde, bilmem şurada. En sonunda Almanya'ya gitti. Almanya'da iş, turist olarak gitti. İş bulamadı. 3-4 sene orada şey yaptı. Ondan sonra geldi. Ben de Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorum. İlle bana iş. Dedik ki tamam, senin de işine koyalım. Efendime söyleyeyim. Allah razı olsun. Sizden iyi olmasın. Mehmet Sarı isminde bir ortaokul müdürümüz vardı. Ona gittim. Dedim ki böyle eniştem çok mağdur durumda. Onu da oraya işe aldırdık, Milli Eğitim'e. 80'e kadar Ankara'da kaldık. 80'den sonra buraya tayinimizi aldırdık. İşte terör belası yüzünden tayinimizi aldırdık. Eniştelerimin hepsi de öldü. Allah rahmet eylesin. Bacılarım sağ selam, efendime söyleyeyim. Yavrularını yetiştirdiler. Hiçbir kimseye azam eden, efendime söyleyeyim, geçimlerini idame ettirip gidiyorlar. İlkokulu bitirdik. Sinan Havuz, Sabri Havuz'da okumaya başladı. İlkokul bittikten sonra cami hocasına gidiyoruz. Aşağı 40 gün Sinan Havuz'da, 15-20 günde Sabri Havuz'da okuduk. Köyde millet hep okula yazılıyor. Ben okuyamadım yani, babamın elinde olmadığından dolayı. Efendime söyleyeyim. Gidek, biz de gidek, kısmetimizi arayak dedik. Ve Yozgat'a geldik buraya. Burada Kelahmet vardı. Onun lokantasında ben işe başladım. Buradan gelip gittikçe köye, tabii
haftada bir geliyor veyahut da iki defa Kürko'ya gidiyor, geri geliyor. İşte 12-13 yaşlarında Yozgat'ta çalışıyor. Ben okur şey yaparken köyde işte Sabri Havuz falan dediler ki bir ava gidelim. Ava gittik efendime söyleyeyim. Kış günü böyle. Tolu yurdu dedik. Tolu yurduna vardık. Kaç kişilik? 11 kişi. Arkadaşlar 11 kişi hep hafız olacağız güya. Gittik bir de keklikler kalktı. Varıyor işte Hamza Kani'nin eriklere dediler. Keklikler geldi. Önümüze düştü. Gittik hepimiz birer keklik tuttuk. Karın içine kömülüyor. Efendime söyleyeyim. Koşan vardı efendime söyleyeyim. Hepimiz birer tane keklik tuttuk. Geldik. Sinan Havuz, Sabri Havuz hep oturuyorlar. O diye gelen bıraktı kekliği. Gelen bıraktı. Lan oğlum hiç mi biriniz tutmadınız bunu? Hepimiz de tuttuk. Allah kısmet verdi. Demirol o sene komşuları arabaşıya doyurduk. Yani. Yozgat'a gelip gidiyor. Arada köye uğradığım zaman artık yaşta kemale erdi yani. Köye gittik. Rahmetli dayım 40-50 araba bağ bozumunda üzüm kaynadırdı. Güzel dayım üzüm kaynadırdı. 40-50 araba üzümü getirmişler. Yengem geldi dedi ki dayımın karısı, Osman vallahi dizlerim ağrıyor. Ben çiğneyemedim artık. Bu üzümü sen çiğne. Oluk dirik, oluk şiravat. Onun içerisine attık. Sabahleyin kalktıkça gider gelir üzüm çiğnardı. Hmm. 3 gün böyle. Bir gün dizlerim kaldı. Olduğu gibi son kaldı böyle. Buraya gelir gider dayım. Feridun Kulahoğlu vardı. Feridun Kulahoğlu'yla efendime söyleyeyim. İğne falan yazdı. Karaca dayı vardı. O gelir iğnemi vururdu. Ve dizlerim son kaldı böyle. Bükülmüyor. O iğneleri vurduktan sonra Novakon diye bir iğneydi. O iğneleri vurduktan sonra biraz harekete geçtim. Köye doğru gidiyorum köyün içine gelirken. Ve bir gün rüyamda Alcı köprü var Alcı tarafına geçen. O köprünün oradan 3 tane derviş ekinlerin içerinden döne 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 Osman Paşa tekkesi yolu var. O yola doğru gidiyorlar. Ben de harman yerinde rüyamda. Anlaşılıyor mu? Bakıyorum. Ulan bu adamlar neyin nesi diyorum. Bunlar döne döne geliyorlar. Birisi yeşil latalı, efendime söyleyeyim, kafasında terlik, efendim, dönerek üçü de peşini takip ediyor. Böyle hay esması vurarak gidiyorlar. Hmm. Ben de diyorum ki ben gideyim bunlara katılayım. Hmm. Osman Paşa yolundan diken aşağı gidiyorum. Delanşe var. Delanşe demişim. Ali Osman Deresi. Ali Osman Deresi'nde karşılaşıyor. Ne diyor ki diyor o önden giden. Bu adam ne diyor? Onlar diyor ki ben de geleceğim, ben de geleceğim. Adam şöyle elini kaldırdı bana dedi ki git oğlum git daha vaktin var, daha vaktin var. Hmm. Hala ısrar ediyorum ben de gideceğim, ben de gideceğim. Hmm. Bu arada tam yaklaştım şöyle. O önden giden yeşil latalı efendime söyleyeyim. Öbürleri normal elbise. O yeşil latalı efendime söyleyeyim kafasında şey var, külah var. Tamam oğlum tamam. Senin zamanın var dedik. Sen hala geliyorsun dedi. Huf deyince o ağzından çıkan buhar benim ağzıma gitti. Böyleliğine 2-3 gün Seme tavuk gibi gezdi. Hmm. Annem dedi ki oğlum sende bir hal var. Etkisinde. Bu neyin nesi ya? Sen böyle dolanıyorsun falan. Dedim ki vallahi bir şey yok anne falan. Yozgat sevdası. Anam beni 46'da doğurdu. Sürdürdü izini Yozgat sevdası. Tınaz gibi hasretiyle savurdu. Güldürdü yüzümü Yozgat sevdası. Dağında dolaştım. Kuzusun güttüm. Tarlasını sürdüm, ekinin ettim. Gurbet elde hasretini çok çektim. Çaldırdı sazımı Yozgat sevdası.
rahmetli Tayyip Güzel aşıktı. Ne oldu? Çok şey yaptım, çalıştım. Defterleri vardı, dayı etme şunu bastırak, gel Ankara'ya gel, götürek dedim. Yok dedi, varsın orada dursun, bir şey olmaz falan. O defterlerin hiçbirisi kalmamış dayımda. Nerede, kim götürdü, ne oldu, bilen yok. Onlar bir araya gelirlerdi. Tayfur'la Alibaz, dedikli Besimi, rahmetli dayım, bir tane kulaksız vardı o. Hep bir araya gelirler, böyle türkü söylerlerdi, böyle ellerini kulaklarına atarlar. Efendime söyleyeyim, tabi onlar yaşlı, biz daha çocuğu. Onlardan da esinlenmiş olabilirim. Evet. Çünkü dedem Kargada, Kargada aşık halim. Aşık halim ebemin, yani Fadime ebemin tarafından gelen Fadime ebemin babasıymış. O halim onda varmış. Ondan sonra dayıma sirayet etmiş. Dayımdan sonra da bana sirayet etti. İnşallah bizden de başkalarına sirayet eder. Efendime söyleyeyim. Böyleliğine belki ya silsile sürüyor veyahut da oralardan gelmiştir. Buradan Koçukulu'yu yükledik. Dizlerim askere gittim geldim. Askerden sonra Ankara'da türlü işlerde çalıştım. Amelelik, ustalık, efendime söyleyeyim. Her tür işlerde çalıştık. En sonunda İkbal bacım, ona da ev yaptık işte, Kayaş'ta duruyor. Efendime söyleyeyim. Dedi ki kardeşim bu iş böyle olmaz. Sen bir işe gir. Milli eğitime de dilekçe veriliyor. Kızılcakoy'da çalışıyorum. Gittim dilekçeyi verdim. Dediler ki 15-20 güne size bir haber gelir dediler. Kızılcakoy'da çalışıyorum. Hoca evi yapıyor. Yağabımı suyun, geçicinin suyun, ben efendime söyleyeyim, Kodallı'dan birkaç kişi var. Bunlarla beraber hoca evi yapıyor. Bizim mektup gelmiş. Milli eğitimden gelsin. İmtihana girilecek. Bacı Morgur'u bilmiyor kokuyu, bilmiyor ne bilsin. Gelmiş kahveciye demiş ki ya Osman Yüksel var, tanıyor musun? O Kızılcakoy'da çalışıyor bacı demiş. Demiş ki bir taksi tut, parasını ben vereyim. O Osman Yüksel alsın buraya getirsin. Öğleden sonra imtihanı var demiş. Öyle, adamcağız bir taksi tutar, Kızılcakoy'a gönderir. Ankara Kızılcakoy, Kayaş'a yakın. Efendim bir de taksici geldi beni oradan aldı. Üstüm başım serseril yani. Doğru Milli Eğitim Bakanlığı'na vardık. Milli Eğitim Bakanlığı'nda imtihana girdik. Ve orada imtihanı kazandım. Ondan sonra 5-6 gün sonra gittik, işe başladık. Öyleliğine hayatı idame ettirmeye başladık. Efendim memur olarak da, odacı daha doğrusu, odacı olarak da efendime söyleyeyim. Tabii bunda bazı durumlar hasıl oldu. Topçulu bir arkadaş vardı, Allah razı olsun. Onun da vasıtasıyla bu iş yürüdü. İşimize girdik. Allah'a şükür bugüne kadar da yüzümüzün akıyla emekli olduk. Çalışıyoruz. Allah hayırlısını. Şimdi evlenme durumuma gelince Ankara'da senelik izninle ayrıldım. Buraya geldim Yozgat'a. Efendime söyleyeyim. Dayım rahmetlik, annem gir de koydular. Dedi ki bunu everek. Rahmetlik anne Şemşi bacı yuvada çalışıyordu. Dedi ki bir kız var ya, Allah vere de o olaydı dedi. Eniştem gir geldi Ankara'dan. İki bacım, annem, efendime söyleyeyim, bu Taşpınarlı Seyit Gülbahçe'nin kızına, bacımla da beraber çalışıyor kaynana. Anlaşılıyor mu? Rahmetlik. İkisi bitirdiler işi ve eniştemle un pazarında kayınbabamı gördük. Allah'ın emri peygamberin kayınliğine öğrettim vardı bizim köyde. O da zahirecilik yapardı, kayınbabam da zahirecilik yapardı. Ben de şöyle duruyorum. Nurettin ağa dedi ki damadın şu dedi. Bunlar da eniştesi. Ben de kefilim dedi. Allah kısmet ederse akşamına da geleceğiz. Cumhurluğu tazeleyeceğiz. Adamcağız hiç seslenmedi. Gittik akşamına. Cumhur olduk. Efendime söyleyeyim. Adam tamam dedi.
Parmağına 100 lira taktık, çıktık geldik. Ondan sonra da düğünümüzü yaptık. Ankara, Karabayır'da, efendime söyleyeyim, kendini oraya indirdim. Ben Karabayır'da bir ev tuttuydum, oraya indirdim. E tabi bacılarımın, arkadaşlarım sayesinde de, efendime söyleyeyim, çok eziyetler çektim. Efendime söyleyeyim. En sonunda bir gecekondu yeri bulduk. Efendime söyleyeyim. O komşu, evinde oturduğum komşu dedi ki, Osman Efendi, benim evim bitmez, senin de paran bitmez. Sen gecekondu yerini ayarladın mı? Ayarladım. Parası benden. Kaça mal oluyor? Git Ardiye'ye sor. Gittik Ardiye'ye sorduk. Dedim ki 900'e falan. 900 lira. İki oda bir ara mutfak banyo yapıyor. Adam çekti parasını bana verdi. Dedi ki git peşince al evini yap. Sen bana peyler peyöde. Benim evim bitmez senin de paran bitmez oğlum dedi. Hiç olmazsa bir ev sahibi. Öyleliğine bu adamın sayesinde Ankara'da Boğaziçi'nde evlerimizi kurduk. Bundan sonra gelene gidene de ben yardım ettim. Enişteme bir arsa verdim. Yusuf'a bir arsa verdim. Mustafa'ya bir arsa verdim. Efendime söyleyeyim. Kendim bir arsa aldım. Hani oradan evlerini de yaptık. Bilmem ne yaptık. Hepsini. Hayır, hayat bu. Bir oğlum, iki kızım var. Terör hadisesini bizler yaşadık. Allah o günleri gitsin gelmesin. Tabii sağ, sol, efendime söyleyeyim, ev yakmaları, bilmem şu bu. Efendime söyleyeyim. En sonunda canımızdan bezdik. Biz Yozgat'a geldik. 15 gün sonra İhtilal oldu. Valla ihtilaldan önce ben 3 defa 28 tümende yargılandım. 3 defa kurşunlandım. Ondan sonra geldiler dostlar, ahbaplar, efendime söyleyeyim. Gel buradan git, listenin baş sırasındasın dediler. Biz de oradan ev barı sattık, çıktık buraya geldik. E tabii yine bize oldu, bize zarar oldu. Herkes şimdi 2-3 tane daire veriyorlar. 27-28 kat. Efendime söyleyeyim, benim evlerimin yerine ev yaptılar. Anlaşılıyor. Üç daire vermişler benim evimin yerine. 100 liraya sat. Ha, onun için Allah hayırlısını versin. Burada tabii yaşantımız iyi. Çocukların her birisi bir işte çalışıyor. Torunlarım olsun, kendim olsun. Efendime söyleyeyim, kendim emekliyim, oğlum emekli. Efendime söyleyeyim. Üç tane evimiz var. Allah'a şükür bugüne kadar geldik geçtik. O günlerin hepsi yalan oldu, geçtik oldu. Şimdi 77 yaşındayım. Bunların her birisi gittiğim illerde, Yozgat'taki yaptığım programlarda ve bu 15-16 tane aşağı yukarı burada 100 tane şeyim vardı. Böyle 100 tane vardı hemen hemen de. Aşağı evi su bastı. Su basınca bunlar sonrakiler. Onların hepsi 50-60 tanesi telef oldu. Su basınca telef oldu. Yırtıldı atıldı. Bunlar sonrakiler yani. Bu plaketler de şu Ahmet Şimşek, Sorgun. Şu Kelami Akdemir, Sarıgaya. Şu Kars hatırası, efendime söyleyeyim. Kars'ta program yaptım. Bu Kars hatırası, efendime böyle sırasıyla 8-10 tane Vali Ahmet Çiçek var. Amir, efendime söyleyeyim. Allah razı olsun. Onlar da bu plaketleri verdiler bizlere. 5 tane kitap yazdım işte. Hepsi de buradalar. Yine efkarlanıp döktüm içime, sözüm kahır yüklü, duy insanoğlu, aşk ile ağarttım beyaz saçımı, güzeli sevilen huy insanoğlu. Bu insanoğlu. Dosta ısınmadı dostunun içi, yürekten akmalı sevdanın gücü, ecdadı mahveder insanın pici, yiğidi öldüren soy insanoğlu. Hayatta hür yaşa, belaya çatma, rızasız lokmayı uzanıp yutma. Ademsen harama elin uzatma, helal kazanç ile doy insanoğlu. Kibir ile yüreğini toylama, konuştuğun sözü eksik söyleme. Boyum yüce diye isyan eyleme. İnsanı büyütmez boy insanoğlu. Ruhunu sarmasın
kar boran sazak. Hakka kulsan kula, kurma ha tuzak. Sakın insanlardan durma ha uzak. İnsansan topluma uy insanoğlu. İyi oku yükselinin sözünü. Seni yaratanla döndür yüzünü. Kazan el malını, dikme gözünü. Bu bir nasihattır. Duy insanoğlu, duy insanoğlu. Şu telefonda 8000 tane şiirim var. Bunlar haricinde tabii haliyle. Ben size... ikamet ediyorum. Çamlı'nın altında efendim oğlumla beraber yukalıyorum. İki kızım, bir oğlum var. Efendime söyleyeyim. 4 tane torunum var. Efendim. Tabii kızlarla beraber 9 tane torun var. Birisi evli. Diğerleri de inşallah evlenecek. Burayı da geçen sene 60 milyona aldım. Ve burayı böyle döşedim, dayadım. Efendime söyleyeyim. Burayı benim kendi mekanım olarak. Niye? Çocukların yanında kalıyor ama Yozgat'a indiğimde de buraya uğramayınca duramıyorum. Çünkü ahbap geliyor, dost geliyor, efendime söyleyeyim. Burada sohbet ediyor, camiden çıkıyor, komşular geliyorlar, efendime söyleyeyim. Onlarla oturuyor, sohbet ediyor, efendim öğrenciler geliyor. Talebelerim de var, bunların içerisinde talebeler de var. Onlar da bazen böyle şiir... yanları var efendime söyle. İşte ayak nasıl, uyak nasıl, işte hece nasıl, vezin nasıl efendim. Bunları bize soruyorlar. Ben cevaplıyorum. Onlar da tabii bir şeyler alıyorlar bizlerden. Efendim 9 tane hemen de bir öğrenci yetiştirdim. Allah razı olsun. Hala da televizyonlarda falan çalıp çağırıyorlar. Ben de 77 yaşındayım. 30 sene Yozgat'a hizmet ettim. 30 sene Yozgat'a hizmet ettim. 77 yaş olunca da ekranımda kalmadı. Ben de artık derneklere gidip gelemiyorum. Sadece abdestimi alıyorum, namazımı kılıyorum. Allah'a şükrediyorum. Efendime söyle. Buna çok şükür. Elim tutuyor, ayağım tutuyor. Mevla'ya şükrediyoruz. Bundan iyisi olmaz. Allah hayırlısını versin. İnşallah imanı kamilden ayırmasın Cenab-ı Mevla. İnşallah öbür tarafa da bu vaziyette göçeler gideriz. Kimsenin malında olmadım, canında olmadım. Hiçbir kulağı kıymadım. Efendime söyledim. Kendim yıprandım, eli yıpratmadım. Ben kendim yıprandım ama eli yıpratmadım. Onun için inşallah Cenab-ı Mevla öbür tarafta mükafatımızı verir. Ne diyelim ya? Şimdiki gençler çok çılgın büyüyorlar. Niye? Ananın babanın sayesinde devam ediyorlar. Bir de haya, ut, efendime söyleyeyim, yok, efendime söyleyeyim. İnşallah onlar da zaman zaman, ne diyelim, gençlik, biz onların acaba şeyinde olsaydık ne yapardık? İnşallah onlar da birbirlerine gelirler. Hayırlısı olsun bakalım. Ne diyelim, bir şey diyemiyorum. Evet. Kendi evladına dahi söz geçiremiyorum. Anlaşılıyor mu? Ne diyeceğim? Allah hayırlısını versin. Dört bir yandan düşmanlar saldırdı şanlı yurda. Çanakkale derdini dinle hele bir dur da. Mermi, bomba, top, tüfek atlıyordu art arda. Dinle ey küçük yavrum, bilgi dol bu anıyla. Deden Çanakkale'yi kurtardı al kanıyla. Elinde dürbün vardı, sırtında ise bir kürk. Yanındaki erleri Türk, Kürt, Laz, Çerkez yürük. Düşmanlardan bir hücum bekliyordu Atatürk. Yiğitler şehit düştü, Mehmet'i anıyla. Amcam Çanakkale'yi kurtardı al kanıyla. Bu Çanakkale'ye yazılmış bir şiirim. Bunda öğrencilere öğüt verdik. Tabii çocuklar illa kitap derdinde. Bir kitap ver nasıl olursa olsun. Gençlik bu kitap yatkınlığı var yani gençlikte. Kitap okuyorlar. Ama
okuyorlar da alıyorlar mı almıyorlar mı bilmiyorum. Duygusallık fazla ama aşırı ölçü bozukluğu da var. Şimdi dernekte duruyorum. Bir arkadaş geldi. Balkonda geziyorlar. Ben de çıktım. Dedim ki ya ne buralarda gezip duruyorsunuz? Buralarda kuş kovalıyorsunuz. Hani kuşlar da yenip kalkıyor büyük caminin oraya. Gelin size birer çay ikram edeyim. Dediler ki amca bir ufak çekim yapacağız. Ondan sonra çayın hazır mı dediler. Hazır dedim. Ve geldiler. 8-10 kişi. Efendime söyleyeyim. Ne yapıyorsunuz dedim. Çaylarını ikram ettikten sonra dediler ki biz film yapıyoruz. Nerede? Sorgun'da çekiyoruz. Dedim ki eleman lazım değil mi size dedim. Bir tanesi dedi ki abi olmaz olur mu? Eleman lazım da şeyini bulamıyor. Dede rolünde oynayacak. Birkaç kişi aldık ama hiç hoşumuza gitmedi. Dedim ki bir de beni deneyin bakalım. Dedi ki tamam. Yarın biz sana bir haber verip dediler. Efendime söyle. Bir de geldi bir araba. Sabahleyin erkenden. Onlar çay içtikten sonra gittiler sorguna. Benim de resmimi neyi çektiler. Oynar mı oynamaz mı acaba falan. Yozgatlı çocuklarda. Birisi Yozgat'tan birisi de sorgundan. O kuş hırsızları. Efendime söyle. Filmin adı kuş hırsızları. Ben dede rolünde oynayacağım. Bana bir şey verdiler. Şunu bir dişir, efendime söyleyeyim. Yarın oynayacağım dediler. Ayağıma bir şey lastik koydular şuraya, efendime söyleyeyim. Hani bir yanı yüksek, bir yanı aşağı olduğu için toparlıyor biliyor musun? Rolümü de verdiler. Ben 2-3 defa derneğin içerisinde böyle gezdim. Dedim ki tamam bunda ne var ki bunun şeyinde? Bu arada şeymiş, yönetmenmiş. Pencereden bakıyormuş. Ben böyle toparlıyorum, elimde bastonla böyle. Dedim, niye kendine bir iş bulmuyorsun da aylak aylak dolaşıyorsun böyle? Dedi ki, geri geldi. Osman amca dedi, buyur dedim. Oho sen dedi. Bazı şeylere taş çıkarttırdın senden. Efendime söyleyeyim. Çok güzel olmuş. Buradan çekmiş beni değil mi? Ben fotoğrafı çıkarttı. Bu vaziyette yapabileceğim. Yaparım dedim. 3-5 defa gittik geldik. Filmde de oynadım. Ne lan? Hani kuşların nerede? Bir haftalığına bir arkadaşa verdim. Ne alt yaptığımı bilmem de bahçe bellenecek. Ben bu yaştan sonra bahçe mahçe belleyemem. Madem kuşların da yok, şurada bel var. Beli al gel, bahçeyi bellemeye başla. Hiç olmazsa bir işe yara. Güvercin hırsızları, kuş hırsızları fark etmez. TRT 1'de yayınlandı, 2'de yayınlandı. Hala da yayınlanıyor. Çok da güzel bir şeyi var yani, tirajı var. Alsana çayını. Elbette ki biz bu dünyada yaşıyoruz. Cenab-ı Mevlam ekmek verdi, aş verdi. Yedik, içtik. Konuyla komşuyla helallaştık. Hala helallaşıyoruz. Bu yaşantının bir de ölümü var. Elbette ki bir gün Yüce Mevla'ya erişeceğiz. Allah hayırlısını versin. Geçenlerde sarı topraklıkta yer kalmamış. Mezar alacağım. Babam gelin yanında yer yok. Gittim belediyeye müracaat ettim. Oradaki mezarcılar var onlara. Dedi ki abi vallahi burada hiç yerimiz yok. Çünkü var boşluklar var ama herkesin yeri var. Ve hepsi mi tapulu bunu? Dedik yok dediler. Mezar yok. Ne yapacağız? Toptan alacağım, işte falan yerden alacağım, şuradan yerden alacağım. Hüsnü Baba mezarlığı diyelim.
Anca oradan verir sana dediler. Dedim ki bak, bana yer vereceğiseniz tam Hüsnü Baba'nın buğründen olacak. İki şair birbiriyle atışır dedim. Buna da gülüştüler. Dediler ki valla mezar yerimiz 2 lira. Ekti mezar yeri 1 lira. Dedim ki yo, ben 30 yıl Yozgat'a hizmet edeyim. Yozgat'ta da bir yatacak yerim olmaz. Olur mu dedim böyle. Dediler ki tamam. Mezarcıyı yanıma kattı. Oradan 6 kişilik bir yer verdiler. Orayı da güzelce düzledim. Temelinin neyini efendime söyleyeyim. İnşallah da duvarların neyinde öreceğim. Orada 6 kişilik mezar yerim hazır. Dünya böyle. Elbette ki ölüm hak, miras helal. Elbette ki bir gün dünya. Bahçeler Müdürlüğü'nün müdürlüğüne yazdım bunu. Bir name yazdım şu Harun Bey'e. Harun'a kalmadı şu yalan dünya. Mezarda yatacak yerim yok Harun. Görüyorum her gün, her gün bir rüya. Mezarda yatacak yerim yok Harun. Ekti biçti kul topraktan yılmadı. Kul toprakta yattı solmadı. Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Mezarda yatacak yerim yok Harun. Şu gariban kul da sizce kayrılsın. Kalpler Hakk'ın rızasıyla yoğrulsun. Bir tavassut eyle yerim ayrılsın. Mezarda yatacak yerim yok Harun. Hüznünün yanında yer göster bana. İnan ki duacı olurum sana. Kıyman olur sen de can ile cana. Mezarda yatacak yerim yok Harun. Yerim yok Harun. İki şair bir arada yatmalı. O sandıkça birbirine çatmalı. O sahi dünyada nasıl gitmeli? Mezarda yatacak yerim yok Harun. Bir garip kuş geldi, derdin söyledi. Anlıma yazılan yazı böyleydi. Dostların da kıymetini bileydi. Mezarda yatacak yerim yok Harun. Garip yüksel dileğini diledi. Harun'um garibe neler söyledi? Yaş 77'ye geldi saymadı. Mezarda yatacak yerim yok Harun. Mezarda yatacak yerim yok Harun. Gülü yetiştirir dikenli çağ.